Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ağustos ayında TÜFE 2.3 artış gösterdi. Enflasyon ise yıllık 15.85'ten 17.90'a yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı Ağustos ayı tüketici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Ağustos enflasyonu aylık bazda %2.3 artış gösterdi. Yıllık enflasyonda %15.85'ten %17.90'a yükselmiş oldu. Üretici fiyatları aylık bazda %6.6 artarken yıllık üfe %32'yi aştı. Peki açıklanan verilere göre en yüksek artış bir önceki aya göre hangi ürünlerde gerçekleşti? Tüketici fiyatları bazında Ağustos ayının zam şampiyonu %25.56 ile salça oldu. Salçayı ise ardından %21.44 ile yumurta izledi. Ağustos ayının en yüksek fiyat artışı %25.56 ile salçada oldu. Zam şampiyonu olan salçayı %21.44 ile yumurta, %20.74 ile karpuz izledi. TÜİK verilerine göre %25.74, %25'ten %26 arasında bir rakama takamül ediyor salçanın zamı. Evet, bu bir gerçek mi? Gerçek. Üretim durdu. Şimdi bunu dolara ben bağlamıyorum. Bunun dolarla hiçbir alakası yok. Sadece üretim yok. Ya düşünsene sevgili Bahadır. Köylü amcam gelmiş tereyağı alıyor senden ya. Bu bir vahim bir durum, skandal yani. Senden köylü tereyağı alıyorsa iş bitmiş. Ha bu biraz insanlar artık kendi rahatını da düşünüyor. Çünkü biz bir kilo tereyağı yapamayacak kadar çekimser, üşengeç hale geldik. Bu durumlarda da ne oluyor? Üretim düşüyor, köyler boşalıyor. Tohumlar GDO'lu, İsrail malı. Eskiden ova köylerini, bak şurada ova köyleri merkeze 25-30 kilometre. Şıhacı olsun, Elmapınar olsun, İçmesi, Koçkalesi vesaire, Molla kendisi olsun, Kövenge olsun. Ya şurada tohum ekmeden domates çıkan köylerimizdi ya. Su yok. Ağustos ayı verilerine göre en yüksek artış mal ve hizmetler grubunda gerçekleşirken sadece giyim ve ayakkabı grubunda %1.59 oranında düşüş gerçekleşti. Ev eşyasında %4.56, ulaştırmada %4.45, konutta %3.85 ve haberleşmede %2.63 artış olurken yıllık en fazla artış ulaştırma grubunda oldu. Son zamanlardaki enflasyon artışları ister istemez süt ürünlerine de yansıdı. Süt ürünlerindeki artış %20 ile %30 arasında fark etti. Şunu söyleyeyim, yani gerçekten halk şu an zor durumda. Alırken biz fiyatları müşteriye söylerken biz kendimiz utanarak söylüyoruz. Çünkü fiyatlar yerinde durmuyor. Bugün sattığımız bir ürün yarın aynı fiyatta biz alamıyoruz. Bunu müşteriye yansıttığımız zaman müşteri de tepki bize veriyor. Ama yapılacak bir şey de yok yani gerçekten şimdi hayvansal ürünler açısından baktığımız zaman yem fiyatları artışla beraber o da suya yansıyor, süt ürünlerine yansıyor. Bir yemin torbası 45 liradan 70 lira oldu. 70 lirada olduğundan dolayı süt fiyatı da artıyor, peynir fiyatları da artıyor. O da fiyata yansıdığı zaman halk bize tepki gösteriyor ama bizim elimizde değil yani bizim kar oranımız, rayiç fiyatımız bellidir yani. Sütlerde ve taze peynir fiyatlarında 1-2 lira kar fiyatıyla satıyoruz. Yani biz isteriz ki ucuz olsun, halkımız hepsi yesin. Ama pahalı olduğu zaman da işte ister istemez bazen tepkiyle karşılaşıyoruz. İnşallah iyi olur diyoruz. Ağustos'ta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında %17.41 ile altın, %13.56 ile salatalık, %12.14 ile bilgisayar, %11.40 ile muz, %9.50 ile uçak bileti, %9.22 ile yatak bazası, %9 ile elektrik ücreti yer aldı. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise %30.57 ile kuru soğanda gerçekleşti. Bunu %19.93 ile havuç, %18.77 ile domates, %16.16 ile patates, %12.62 ile sivri biber, %10.98 ile armut, %9.29 ile erik, %5.59 ile erkek tişörtü izledi. Peki enflasyon artışı Elazığ'daki esnafı nasıl etkiledi? İşte esnafın gözüyle TÜİK verileri. Genelde bütün ürünlere yarıdan yarı zam geldi. Hele bilhassa budur 2 aydır, 2,5 aydır
Sebze fiyatlarında hiç inme yok, yani çok yüksek kullanıyoruz. Dolayısıyla mesela aldığımız ambalaj ve ambalaj ürünleri birebir hep üzerine geldi. Yani sıkıntı yaşıyoruz bunlarda. Kağıt olsun, ambalaj olsun, ambalaj ürünleri olsun, buna benzer şeyler. Dolayısıyla çok sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. Her sabah gelen zam, her sabah gelen zam. Ama onlar mecburi zamdı. Şimdi bakıyorsun burada mecburi bir zam yok. Burada fırsatçılık ön plana çıkmış. Fabrikacı abim işletmesini durduruyor. Diğeri üretimine devam etmiyor. İşverenlerini çıkarmaya başlıyor. Ya ne oldu yani şimdi biz burası Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı'nın mirası, Abdülhamit Han'ın devamı olan bir ülke burası. Biz dolara bu kadar bağımlı olmamalıyız ya. Ben şimdi mesela kendi nezdimde bir işletmeci olarak cevize zam gelmiş. Gelsin, umurumda değil, satmıyorum abi. Ne yapacağım yani, Şilili'yi, Amerikalı'yı, Özbey'i, Ukraynalı'yı zengin mi edeceğim kendi vatandaşımı ezip? Tulum peyniri fiyatları şu an bu pozisyonda 30 lira. Geçen yıl bu zamanlar 22 liraydı. 8 lira bir tulumda artış var. Salamura peynir dediğimiz bu peynirler geçen yıl 45 lira, şu an 75 lira, bir 30 lira artış var.